Merhaba, bu videoda size bir hasta üzerinden artikülatör kapanışı ve tri-shaped tarama kapanışının uyumu ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu hasta daha önceden lateralognatit sebebiyle ortodontik tedavi görmüş ve dişsel olarak lateralognatit düzeltilmiş. Orta hattaki kayıklık dışında oklüzyonu gayet iyi görünüyor. Yalnız çok şiddetli ağrısı var hastanın. Şimdi bir önce kapanışını incelersek bu açıklık tuşuna bastığımız zaman bu kırmızı ve yeşil bölgeler bize açıklık miktarını gösteriyorlar. En sevdiğimiz hareket swipe up yaptığımız zaman minimum değerleri burada görebiliyoruz. Bu minimum değerler için daha sonra bir açıklama yapacağım. Bu üst dişleri ve alt dişlerindeki okluzal temasları sağda solda görebiliyoruz. Bu tarama kaydı ise stabilizasyon splinti sonrası kapanış, daha doğrusu kapanmayış, sağ tarafta hiçbir dişin temas etmediğini, solda ise yalnızca 6-7 numaralarda temas olduğunu görüyoruz. Çok farklı bir konu ama hastanın ağrısının tamamen bittiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu en sevdiğimiz hareket olan swipe up'ı yaptığımız zaman neyi görüyoruz burada? Üst çene ve alt çenedeki hangi dişlerin temas ettiğini görebiliyoruz. Bu swipe up hareketi ise, yani bu kaydırma hareketi ise bizim hassasiyet derecemizi aslında birazcık daha arttırıyor ve böylece ne kadar mesafeye kadar hassas olduğunu aslında aletinde görebiliyoruz. Daha da yakın bakarsak yeşil ve kırmızı ve en son kontak noktalarına kadar azaldığını görebiliriz. 0.03 milimetre diyor. Bu da yaklaşık 30 mikron. Yani kuadrat başına firmada kendisi 20 mikron hassasiyetin, tüm arkta ise 40-50 mikron hassasiyetin olduğunu söylüyor. Burada yüz arkı transferi yapılmış ve artikülatörü alınmış hastayı görüyoruz. Biraz yüksek mumlarla aldım. Bu ayrı bir videoda anlattığım bir konu ama kısaca özetlemek gerekirse, şimdi her hastanın bir abütüel kapanışı var ve çiğneme kasları aslında bu kapanışa göre programlanıyor. Ve dişler kapanışa geçmeye çok yakın, kaslar alt çeneyi bu abütüel kapanışa doğru yönlendiriyor. Bu noktada bir videoyu durdurup da biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum. Şimdi bu çiğneme kaslarını yönlendirmeye başlamadan önce bizim alt çeneyi bu kapanış arkı, yani arc of closure denen bu ark üzerinde belli bir noktada aslında durdurmamız gerekiyor. Bu mumlarla yüksek kapanış almamızın aslında sebebi bu. Böylelikle programlanmış olan çiğneme kaslarının etkisi ortadan kaldırılmış oluyor. Ve bunu tespit edebilmek için de hasta çenesini kapatmaya posteriorda bir 2-3 milimetre kala bu mum kayıtlarını alıyoruz ve artikülatöre aktarıyoruz. Bu videoda özellikle habitüel oklüzyondaki dijital tarama ile yüksek mum kaydı alınmış kapanışı karşılaştırmak istedim. Çünkü Korkmaz'la bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani hastanın ilk temas noktasıyla aslında habitüel kapanış arasında nasıl bir uyum olduğunu aslında bu videoda biraz anlatmış oldum. Ama ileriki videolarda daha ayrıntısına da girmek istiyorum. Evet, oynatalım Uğur'cum. 0.8 mikronluk bir artikülasyon kağıdıyla kontrolümüzü yapacağız. Ayrı bir videoda bu artikülasyon kağıtlarını incelemiştim, detaylı bir şekilde anlatmıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Tak 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 yapıyoruz, ağzı aç kapı yapıyoruz. Tek taraflı olduğu için bu bir üst tarafa bir alt tarafa işaretleyecek şekilde noktalarını kontrol ettim. Bu arada bu artikülasyon kağıdı inanılmaz yapışkan. Yani aslında çok ince olduğu için statik kuvvetler nedeniyle elime yapışıyor. Bu videoda burayı neden kesmek istemedim bilmiyorum ama inanılmaz bir çaba içindeyim sağ elimden o artikülasyon kağıdını yok etmek için. O yüzden komiklik olsun diye koydum. Şimdi ne görüyoruz? Yakından baktığımız zaman 26 ve 27 numaraların tüberkül tepelerindeki temasları görüyoruz alt dişlerle. Aslında az önceki tri-shaped kapanıştaki temasları hatırlarsanız birebir bu noktaların aslında tuttuğunu görebiliyoruz. Bir de posteriordan bakalım. Tekrardan hatırlatma yapmak gerekirse bu alt çenedeki temas noktalarının aslında artikülatördekine ne kadar benzediği, tabii ki de gözle bunun aynı olup olmadığını anlayamayız ama ne kadar yakın olduğunu anlamamız aslında bu noktaların çok mümkün.
bu şekilde yalnızca açıklığa üst alt çeneyi kapatmadan yukarıdan da bakma imkanımız var. Şimdi programın dizayn bölümüne girdiğimiz zaman bu noktaları birazcık daha hassas olarak görmek istiyorsak kesitini alma imkanımız var. Öncesinde renkli olarak mesafelerin ayarlanmasını göstermek istiyorum. Üst ve alt arkları seçtikten sonra bu şekilde modellerin rengini yine bu kaydırma hareketiyle hassasiyet derecesini ayarlayabiliyoruz. Burada iki tane nokta temasını görmek istiyoruz. Modelleri çevirdiğimiz zaman bakın iki nokta şeklinde tüberkül tepesinde işaretler var. Hassasiyeti tabii ki de arttırdıkça renk miktarı azalıyor. Biz bu yüzden ne kadar yakın görmek istiyorsak o şekilde sağ taraftan skaladan ayarlama aslında yapabiliyoruz. Alt çenede de baktığımız zaman bu noktaları zaten daha önce gösterdiğim gibi inceleyebilmiştik. Şimdi bu işin sadece görsel ve renksel skalasından ziyade kesit olarak görmek istiyorsak bu sağ tarafta kesit alma bölümümüz var. Cross section bölümünde hangi noktaları, hangi bölgeleri görmek istiyorsak düzlem şeklinde rahatlıkla inceleyebiliyoruz. Öncelikle sol tarafı göstermek istiyorum size. Solda tüberküllerimizin arasındaki boşluk var demiştik, arada hiç temas yok demiştik. Bakın bu şekilde oynattığım zaman da çok rahatlıkla kesitini görebiliyorum. Artikülasyon kağıtları ile ilgili olan videomda neden kalın artikülasyon kağıdı böyle 100 mikron, 200 mikron gibi kullanmamamız gerektiğini anlattım. Aslında mesela burada iki diş arasında 1.8 mm yani 1800 mikronluk bir boşluk var ama o karton gibi kalın materyalleri, artikülasyon kağıtlarını buraya yerleştirmek istediğimiz zaman bırakın o nokta temasını tamamen tüberkül tepelerinden sürtünürken yani o kıvrılamadığı için bütün buraları tüberkül tepelerini boyadığını ve bizim de sanki oralarda temas varmış gibi hissetmemize yol açıyorlar. Daha sonra o videoyu izlerseniz de biraz ayrıntılı bilgi vermeye çalıştım. Asıl konumuz olan hastanın sol tarafındaki temaslara geçecek olursak da aynı şekilde kesitleri alıp da bu bölgelerde hangi noktaların temas ettiğini ya da ne kadar temasa yakın olduğumuzu mikron düzeyinde izlememiz, kaydetmemiz ya da işte ölçmemiz mümkün. Bu videoda kliniğimizde kullandığımız yarı ayarlanabilir artikülatör olan SEM3'teki diş teması olmadan alınan kapanıştaki ve elimizde daha sonra artikülatör üzerinde kapattığımız zaman ilk temas noktası ile hastanın stabilizasyon splintini kullandıktan sonra yeni oluşmuş okluzal temaslar arasındaki farkın gözle görülmeyecek kadar az olduğunu ifade etmek istedim. Elbette ki mikron düzeyindeki farklılıklar mevcut ama bazı şeyleri göz ardı edebiliyoruz, bazılarını edemiyoruz. Bu daha ayrıntılı şekilde çalışmalar zaten gittikçe karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak her şeyin dijitalleştiği bir dünyada yaşıyoruz ve biz teknolojinin esiri olmadan onun imkanlarından faydalanabilmek istiyoruz. Ve alçı ile ajinatla uğraştığımız sürenin azalması bizim için çok önemli. Ama daha da önemlisi burada oluşacak hata paylarının azaltılması hastalarımız için çok büyük bir avantaj haline geliyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.